Selamünaleyküm arkadaşlar. Farabi Online Dershanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte C1 kitabımızın 8. ünitesinin B ve C kısımlarını işliyoruz arkadaşlar. Bu ünitemizde fiilde çatı konumuzda birleştirilmiş çatılar konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ünite 8B Suç, ceza ve adalet. Tanıştırıldı, barıştırıldı yerleştirilmedi şeklinde birkaç kelime ve okulun ilk öğrencileri birbirleriyle tanıştırıldı. Kavga eden iki çocuk arkadaşları tarafından barıştırıldı. Alınan kitaplar henüz kütüphanedeki raflara yerleştirilmedi şeklinde işteş, ettirgen ve edilgen çatılarla oluşturulmuş bazı örneklerimiz verilmiş arkadaşlar. Okuma metnimize geçildiğinde ise Adalet nedir? Herkese hakkı olanın verilmesini öngören ahlaki ilke. Toplum örgütlenmesinde malların, hakların ve görevlerin veya şereflerin aritmatik bölüştürülmesine adaletin yerine getirilmesi denir. Adalet, herkesin yeteneğine ve toplumda oynadığı role uygun olarak dağıtıldığı zaman doğru dağıtılmış kabul edilir. Aynı zamanda neyin doğru, neyin yanlış, ya da haklı veya haksız olduğunu karara bağlamak da adalet olarak adlandırılır. Bu ya haksızlığa uğrayanın zararını telafi etmek ya da haksızlık yapanı cezalandırmak suretiyle yerine getirilir. Genel anlamda adalet kelimesi hükümran devletin kendi uyrukları arasındaki uyuşmazlıkları veya anlaşmazlıkları kanuna göre bir hükme bağlama işidir. Bu anlamda adalet terimi yargı gücünü ifade eden diğer kelimelerle karıştırılır. Çünkü modern toplumlarda adalet hem bir faaliyet olarak hem de bir teşkilat olarak algılanır. Filozoflara göre adalet. Adalet kavramı tarih boyunca farklı şekillerde tanımlanmış olup filozoflar ve düşünce adamları konu hakkında değişik fikirler ileri sürmüşlerdir. Adaletin yerine getirilmesi ancak adaletsizliğin ortaya çıkması sonucudur. İlk anlamda adalet, insanların birbirlerine nasıl davranacaklarını öngören kuralları göz önüne alma ve uygulamayı yani hakları ve görevleri kapsar. Bu iki kavram Aristoteles'in etik eserinde sistematik biçimde ele alınmıştır. Platon kanun yönetiminden çok bilgileri yönetiminden yana olduğunu belirtir. Çünkü kanun herkes için en soylu ve en adil olanı anlayamaz ve böylelikle en iyi uygulayamaz. Platon devlette insanın tabiatının temelen uygulanabilen bir adalet kavramı geliştirir. Bu adalet aklın kullanılmasıyla keşfedilebilir. Aristoteles doğal ve uzlaşımsal adalet ayrımını yapar. Birincisi evrensel, ikincisi ferdi durumlara mahsustur. Bu ikisi çatışınca doğal adalete müsaade etmek uzlaşımsal adalete düşer. Devlette Platon adaleti itidal, bilgelik ve cesaretle birlikte dört asli erdemden biri olarak zikreder. Adalet, denetleyici ve düzenleyici bir erdemdir. Adil kişi, ihtirasları akılla denetleyen, kendisini dipline edebilmiş kişidir. Akıl sahibi bir varlık olarak insan, kendi tabiatı hakkında düşünmekle nasıl davranacağını anlayabilir. Hobbes ise farklı bir adalet kavramı öne sürmüştür. Bir akit, bir sözleşme yapılmışsa onu bozmak adalet dışı bir şeydir. Adaletsizlik söz verip yapmamaktır ve adaletsiz olmayan her şey adildir. Adalet, bugün de herkese hakkını vermek ve doğru ile yanlışı birbirinden ayırmak anlamlarında kullanılmakla birlikte devletin bu görevini yerine getirecek kamu teşkilatları farklı biçimde olmaktadır. Genelde adalet hizmetleri, siyasi ve idari otoritenin kumanda alanının dışında bağımsız kurumlar şeklinde düşünülmektedir. Devlet ve fert açısından adalet farklı anlamlar taşımaktadır. Devlet için adalet, kanunların yapımında, hak ve görevlerin dağıtılmasında, belli kişileri ve zümreleri ötekilere üstün tutmadan vatandaşlara aynı hakların verilmesini ve aynı görevleri yüklemesini ifade eder. Fert için ise vatandaşların mümkün olduğu kadar birbirlerinin hakkını uymaya mecbur bırakılmasını ifade eder şeklinde bir okuma metnimiz verilmiş arkadaşlar. Bu okuma metninden sonra aşağıdaki cümleler doğru ise de yanlış ise y yazılması istenilmiş. Adaletin yerine getirilmesi için modern bir toplumda olmak gerekir. Metne göre yanlış bir ifadedir. Platon'a göre bilgelerin yönetimi daha adildir. Bu doğru bir ifadedir. Çünkü bilgelerin soylu ve adil bir şekilde da bilgelerin daha güzel adalet sistemi olduğunu savunuyor. Adalet kavramı tarih boyunca yalnız bir şekilde tanımlanmıştır. Bu yanlış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi filozofların çeşitli adalet kavramları mevcuttur. Adil kişi hırsızları kontrol edebilen kişidir. Bu ise metne bakarak yanlış bir yargıdır arkadaşlar. Ya siz konumuzda ülkenizdeki suç oranları nasıl anlatalım şeklinde bir soru sorulmuş arkadaşlar. Ülkedeki suçun oranları bir önceki bölümümüzde gördüğümüz gibi adam öldürme, hırsızlık, gaz, orsanlık, taciz şeklinde çeşitli suçlardan hangisinin ülkenizde yaygın olduğunu anlatabilirsiniz arkadaşlar. Dil bilgisi konumuz ise işteş, ettirgen, edilgen çatılar. Bu konumuza geçmeden önce arkadaşlar sizlere bu çatılarımızı ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırladığınız üzere arkadaşlar fiillerde çatı konumuzu iki kısma ayırıyorduk. Öznelerine göre fiil çatıları ve nesnelerine göre fiil çatıları. Biz bu ünitemizde işteş fiil, edilgen fiil ve ettirgen fiilden bahsedeceğiz arkadaşlar. İşteş ve edilgen fiil öznelerine göre, ettirgen fiil ise nesnelerine göre kullanılan fiil çatılarımızdı. Şimdi ise sizlerle birlikte edilgen fiillerimize göz atalım. Edilgen fiiller öznesi belli olmayan ya da nesnesi özne gibi görünen fiillerdir. Fiilin bildirdiği işi özne değil başkası yapıyorsa, özne bu işten etkileniyorsa fiil edilgendir. Sınıflar temizlendi. Sınıflar temizlendi cümlesinde öznemiz yani işi yapan kişi belli değildir. Buna edilgen fiil denilir. Edilgen fiiller bir takım eklerle yapılır. Bunlar ın, in, un, ün, ıl, il, il, ul, ül şeklindedir arkadaşlar. Ağaç devrildi, tavşan vuruldu. Bu örneklerimde görüldüğü gibi arkadaşlar işi yapan kişi öznemiz belli değildir arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar işteş fiillerden bahsedelim. Bir fiilin birden fazla özne tarafından birlikte veya karşılıklı olarak yapıldığını gösteren fiillerdir. İşteş fiiller fiillere ş eki ile getirilerek türetilir. İşteş fiiller işin yapılışına göre iki grupta incelenir. Birinci grubumuz karşılıklı yapma. Okulda onunla hep selamlaşırım. Ben ve o karşılıklı olarak selamlaşırız. Masadaki elmaları paylaştılar. Karşılıklı paylaştılar. Boş yere saatlerce tartıştılar. Bu örneklerde görüldüğü gibi arkadaşlar tartıştılar, dövüştüler, selamlaştılar Cüm kelimelerim hep karşılıklı olarak yapılan. Birlikte yapılma. Adama bakıp gülüştüler. Kuşlar etrafta uçuşuyor. Birliktelik anlamı. İşteş fiiller aynı zamanda bir oluş bildirir. Çocuk iyi gelişmiş. Memleketimiz iyice gelişti şeklinde. Şimdi ise arkadaşlar ettirgen fiiller. Geçişli bir fiilin ettirgenlik ekleriyle geçişlilik derecesinde artırılmış olduğu fiillere ettirgen fiiller denilir. Ettirgen fiilin olabilmesinin ilk şartı geçişli fiil olmasıdır. Ettirgen fiiller geçişli fiiller üzerine t, r, dir ekleri getirilerek yapılır. Örnek veriyoruz arkadaşlar. Yazmak geçişli fiilimiz, yazdırmak ettirgen fiilimiz, okumak geçişli fiilimiz, okutmak ettirgen fiilimiz. Şeklinde arkadaşlar ufak bir hatırlatma yaptıktan sonra dil bilgisi konumuzla devam ediyorum. Deş çatı eki, ettirgen çatı eki ve edilgen çatı eki aynı fiil veya isim köküne getirilerek yapılır. Karşılıklı olarak yapılan işin bir başkası tarafından yaptırıldığı anlamını verir. Karşılıklı olarak yaptırmam neydi? İşteş fiildi arkadaşlar. İşteş çatı ekimde ettirgen ve edilgen yani karşılıklı yapılan bir işin başkası tarafından başkası tarafından anlamı veriyor. Ettirgenlik kullanılarak hepsi bir arada yapılmış arkadaşlar. Toplantı sonunda bu konunun tekrar görüşülmesi kararlaştırıldı. Görüşülmesi kararlaştırıldı. Burada bir birliktelik anlamı ifade etmiş arkadaşlar. Bu sorunu çözmek için her iki tarafın görüştürülmesi gerekiyor. Karşılıklı olarak görüştürülmesi yapılacak işler çalışanlara paylaştırıldı. Burada da arkadaşlar nesi belli olmayan bir örnektir. Şimdi ise aşağıdaki boşlukları tamamlayalım şeklinde bir hazırlık çalışmamız verilmiş. Trafik kazasında babasını kaybeden Elif arkadaşları tarafından sakinleştirildi arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Her iki konu uzmanlar tarafından bütün yönleriyle karşılaştırıldı. Gönderilen hediyeler çocuklar arasında bölüştürüldü. Oynanacak oyun için öğrenciler öğretmen tarafından eşleştirildi. Ziyaretçiler hastayla görüştürüldü. Şimdi ise aşağıdaki fiilleri kullanarak cümleleri tamamlayalım şeklinde bir hazırlık çalışmamız verilmiş arkadaşlar. Bitlis'in köylerinde yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan 28 çocuk Bitlis Kamp Eğitim Merkezi'nde kayak sporuyla tanıştırıldı. Hayvan severler dövüştürülen hayvanların karşı çıkıyor şeklinde bir ufak bir yazım hatası olmuş arkadaşlar. Hayvan severler dövüştürülen hayvanlara karşı çıkıyor denilmesi gerekiyordu. Cezaevinde yaşayan tutuklular bayram günleri boyunca aileleriyle görüştürüldü. Toplantıda geçen dönemin projeleri ile yeni projeler karşılaştırılacak, yeni kararlar alınacak. Uzun zamandır küs olan arkadaşlar arkadaşlarının zoruyla, zoruyla görüştürülerek barıştırıldı. Son model arabalar güvenlik testi için çarpıştırılarak son kontrolleri yapılıyor. Zengin adamın mirası tüm akrabalarına eşit miktarda bölüştürüldü. Bu dosya çok yüklü. E-postayla gönderemiyorum. Bu nasıl sıkıştırılıyor biliyor musun? Konuşma sınavında öğrenciler öğretmen tarafından bir konu hakkında tartıştırıldı. Gezide öğrencilerin kaybolmaması için öğrenciler el ele tutuşturularak gezdirildi şeklinde hazırlık çalışmamızı yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. 8. ünitemizin B bölümünün dinleme metni ve yazma konuşma konularıyla B bölümümüzü bitirmiş bulunuyoruz. 8. ünitemizin C kısmında ise arkadaşlar fiilde çatı kısmıyla devam ediyoruz. Nite 8 C tuçlular ve sosyal hayat. Getirtmek, götürtmek, yazdırtmak. Bu makinelerin hepsini yurt dışından getirttim. Yeni evimize bu, bu buzdolabını da götürelim mi? Yaşlandıktan sonra notlarını kızına yazdırtıyor. şeklinde ettirgen çatılarla yazılmış birkaç örneğimiz verilmiş arkadaşlar. Aşağıdaki hukuki terimlerle anlamlarını eşleştirelim. Suçlu olduğu sanılan kimse sanık tutuklu olan kişiyi çeşitli şartlar öne sürerek ve o şartların uygulanmasını isteyerek serbest bırakmak. Şartlı tahliye. Hukuk kurallarının uygulanması ya da bir hakkın sağlanması için mahkemeye yapılan müracaat. Dava. Suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışların nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesini ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bilim ise kriminoloji. Herhangi bir suçtan yargılanıp temize çıkmak, aklanmak ise beraat etmek demektir arkadaşlar. Ve son bölümümüzün dil bilgisi konusu ise arkadaşlar çift ettirgen çatılar. Geçişsiz fiillerin, geçişli fiillerin üzerine en fazla 3 ettirgenlik ekiyle yapılır. Bu yapı çok fazla kullanılmaz. Ahmet Bey şoförünü aldığı yeni arabasını günde 2 defa yıkattırıyor. Patron işçileri bütün gün hiç durmadan çalıştırdı. Polis yanlış park eden araçları çekiciyle kaldırdı. Onu kızdırıp söyletti. Babam bozulan musluğu tesisatçıya değiştirtti. Yusuf saçlarını berbere kestirtti. Yaşlı adam bahçedeki meyveleri çocuklara toplattı. Ve son bölümümüzün dinleme, yazma ve konuşma konularıyla C kısmımızın da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Özün özü kısmında mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur. Hz. Ebu Bekir'in bir sözü. Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahtır Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. Confucius'un sözüyle arkadaşlar 8. ünitemizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. ünitemizin B ve C kısımlarını işledik. Bir sonraki videomuzda 9. ünitemizde sizlerle birlikte olacağız. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.